Dünya borsaları gün içi gördüğü yeni zirvelerden Pfizer'ın tedarik zinciri kaynaklı sorunlar üretim tahminini düşürdüğü haberiyle geriledi. Avrupa PMI verisi Ekim ayından kötü ancak beklentilerden daha iyi geldi. Gelişmekte olan ülke para birimleri ve hisse senetleri dünyadan pozitif ayrışıyor. Türkiye varlıkları beklentilerin iki katına yakın gelen Kasım ayı enflasyon verisine rağmen dünyayı yenmeye devam ediyor. Türk lirası enflasyon verisi sonrası yaşanan oynaklığa rağmen günü dolara karşı en çok değer kazanan para birimleri arasında bitirdi. MSCI Türkiye %1.8 yükselişle gelişmekte olan borsaları yenmeye devam ediyor. Piyasa tepkisinin geçici olması enflasyonun yükselmeye devam ettiği gerçeğini değiştirmiyor. Piyasaların tersine enflasyon yeni ekonomi yönetimine avans vermedi. ÜFE TÜFE makasının açılması ve çekirdek göstergelerdeki bozulma Enflasyon üzerindeki baskının devam edebileceğini işaret ediyor. Aralık ayında Kasım ayı benzeri bir kötü sürpriz gelirse Merkez Bankası ilave sıkılaşmaya gitmek zorunda kalır. Gelişmekte olan borsalara para girişinin devam etmesi Borsa İstanbul'daki yükselişi destekliyor. Ancak Cumhuriyetçilerle Demokratların S400 ve Kuzey Akımı nedeniyle Türkiye ve Rusya yaptırımını yeniden gündeme alması risk iştahını bozabilir. Sabah ilk işlemlerde Türk Lirası gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışıyor. Borsa İstanbul'da sınırlı satıcılı bir açılış bekliyoruz. Ancak satışların sertleşmesi durumunda son dönemdeki karı korumak için BIST 100 için 1250, bankacılık endeksinde 1400 seviyesinin altına geldiği zaman zarar durdur mekanizması uygulanabilir. Şirket haberi cephesinde Ford Otosan'ın resmi gazetede yayınlanan yatırım teşvik haberi öne çıkıyor. Şirket yatırımlarla ilgili yönetim kurulu kararının henüz alınmadığını açıkladığı için piyasa tepkisi sınırlı olur. Kısa vadeli bakıldığında haber akışı ve teknik olarak Garanti, Ford, Koç Holding, Arçelik, Şişe ve Tüpraş hisseleri öne çıkıyor. Bugünkü haber akışında yurt dışında Amerika'da tarım dışı istihdam verisi, yurt içinde piyasa kapandıktan sonra gelebilecek Moody's'in Türkiye'nin kredi notu ile ilgili yapabileceği açıklamaları izleyeceğiz. Son gelişmeler sonrası görünüm yukarı güncellemesi ihtimali azaldı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.